Merhaba, ben uzman diyetisyen Sümeyye Kara. Bugün siz değerli Mavi Kadın izleyicileri için reaktif hipoglisemiden bahsedeceğim. Eğer hayatınızda çok fazla karbonhidratlı besleniyorsanız, düzensiz bir yaşantınız varsa, hareketsiz bir kişiyseniz, kan şekeriniz yemekten sonra dalgalanmalar yapabilir. Bu dalgalanmalardan kurtulmak için kesinlikle hayatınızdaki karbonhidratları en düşük seviyeye indirmeniz gerekir. Ailenizde şeker hastalığı varsa, pilav, makarna, ekmek gibi besinleri çok fazla tüketiyorsanız, fast food tarzı besinleri çok fazla hayatınızda yer veriyorsanız, reaktif hipoglisemi yani yemekten sonra kan şekeri düşüklüğü durumunu yaşayabilirsiniz. Bunlardan kurtulmak için yapılması gerekenler çok basit aslında. Karbonhidrat dediğimiz şeker içeriği yüksek besinler, protein ve yağdan fakir besinler sizin karbonhidrat seviyelerinizi yükseltir ve insülin direncine sebep olur. İnsülin direnci pankreastan çok fazla seviyede insülin salgılanmasıyla başlayan bir durumdur esasen. Eğer karbonhidrat tüketiminiz fazlaysa, sağlıksız yaşantınız varsa, hareketsiz bir yaşantınız varsa, genetik olarak ailenizde şeker hastalığına yatkınlık varsa, sizde de bu durum erken yaşlarda gözlenebilir. Reaktif hipoglisemi, kan şekerinizin yerli yersiz durumlarda düşmesi anlamına gelebilir. Postprandiyal hipoglisemi dediğimiz, yani yemekten sonra kan şekerinin düşmesi durumunu, yemeğimizin içeriğindeki karbonhidrat miktarını gözeterek engelleyebiliriz. Mesela tabağınızın içerisinde hem pilav makarna grubundan, hem ekmek grubundan, hem çorba, hem patates gibi hepsinin genel dağılımında karbonhidrat miktarı yüksek seviyede bir porsiyonunuz, öğününüz varsa bu yemekten yaklaşık 2 saat sonra kan şekeriniz 80'in altına düşebilir. Biz bu duruma reaktif hipoglisemi diyoruz. Bu normalde olmaması gereken bir durumdur. Her zaman kan şekerinizin 90 ile 140 arasında seyretmesi gerekir. Ancak siz çok fazla karbonhidratlı öğünler tüketirseniz ve bu karbonhidratın yanında yeterli seviyede protein ve yağ grubundan besin yoksa bu durumu yaşamanız çok mümkün. Bundan korunmak için kendinize yeni bir beslenme planı oluşturmalısınız. Ayrıca bu reaktif hipoglisemi durumu hayat kalitenizi etkiler. Şekerinizi düşürür, el ayak titremesi, halsizlik, yorgunluk, bitkinlik, her zaman yemekten sonra bir yatma isteği, uyuma isteği gibi durumlara sebep olur. Eğer bunları yaşıyorsanız, her yemek yedikten sonra bir yatma, uyuma isteği hissediyorsanız, yediklerinizin içeriğini bir kontrol etmeniz gerekir. Özellikle akşam öğününden sonra yaşadığımız bu durumda, şekerli bir içecek tüketmek, yemekten sonra tatlı yemek, hareketsiz bir yaşam tarzına sahip olmak bu durumların daha çok yaşanmasına sebep oluyor. Bu sebeple ilk öncelikle yapmamız gereken yemeğimizin içerisindeki, tabağımızın içerisindeki yemeklerin karbonhidratlarını azaltmak. Eğer bulgur, pirinç pilavı tercih ediyorsanız bunları haftada birden fazla yememek. Yediğiniz takdirde yanına mutlaka bunu dengeleyecek salata, yoğurt gibi lif oranı yüksek besinler koymak gerekir. Ayrıca çok hamur içeren çorbalar, şekerli içecekler, kola, fanta, ice tea, limonata gibi içecekler yine bu durumun yaşanmasına sebep oluyor. Bunlardan kaçabilmek için şekerli içecekler tüketmemek, onun yerine ayran, soda, su gibi içecekler tüketmek gerekir. Ayrıca içtiğimiz çorbalarda çok fazla şehriye, makarna, mantı gibi hamur ürünleri, beyaz undan yapılmış ürünler varsa yine bu durumda karbonhidrat tüketimimiz artmış olur. Bu sebeple yemeklerimizin içeriğini değiştirmemiz veya yanına şekeri dengeleyecek şekilde besinler ilave etmemiz, eklememiz gerekir. Yemekten 2 saat sonra yapacağınız bir egzersiz yine insülin direncinin düşmesine, hipoglisemi durumunun yaşanmamasını da sağlar. Reaktif hipoglisemi hastaları için örnek bir beslenme planı anlatmak istiyorum. Kahvaltıda börek, poğaça, simit gibi besinler yerine proteinden zengin yumurta, peynir, lif içeriği yüksek, domates, salatalık, yeşillik gibi besinler koyulması mutlaka gerekir. Öğlen ve akşam yemeklerinizde 100 gram kadar et, tavuk, balık tercih edebilirsiniz. Her ne yiyorsanız yiyin, mutlaka yemeğin yanında yoğurt ve salata bulunması gerekir. Bu iki besin grubu yediğiniz yemekteki besinlerin eşit dağılmasını ve tokluk hormonunun daha erken ve hızlı salgılanmasını sağlayarak doymanızı sağlar. Eğer siz de reaktif hipoglisemi semptomları yaşıyorsanız mutlaka bir uzmana danışıp kendinize uygun bir beslenme programı almalısınız. Sağlıklı günler dilerim.